Coin Türk'ten merhaba. Haftanın önemli gelişmeleriyle tekrar birlikteyiz. Özetlerini paylaşacağımız haberlere ve daha fazlasına haber sitemiz Coin Türk'ten ulaşabilirsiniz. Hadi geçtiğimiz 2 hafta içinde neler olmuş bir bakalım. Milyarder yatırımcı Novogratz'dan yeni kripto yorumu. Finans dünyasının tanınmış ismi Mike Novogratz, kripto paralara yönelik yaptığı fiyat tahminleriyle toplulukta gündem oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Bloomberg'e verdiği bir röportajda piyasaya yönelik yeni iddialarda bulunan ünlü milyarder, kripto paraların toplam değerinin 20 trilyon dolara ulaşacağını iddia etti. Binance'e Euro ekleniyor. Dünyanın en popüler kripto para borsalarından biri olan Binance, kullanıcılarının geleneksel para birimleriyle kripto para satın almalarını kolaylaştırmak için bir süredir bazı çalışmalar yapıyordu. Bu çalışmalar sonucunda ilk olarak Euro'yu platformuna ekleyecek. IOTA, dünyanın ilk resmi dijital kimlik kartlarını geliştiriyor. IOTA, Taipei yerel yönetimiyle birlikte çalışarak dünyada bir resmi yönetim tarafından kullanılan ilk blockchain tabanlı kimlik sistemini geliştireceğini duyurdu. IOTA geliştiricileri yeni geliştirdikleri Tangle tabanlı kimlik sistemini bu yılın sonlarına doğru tamamlayacak. Bitthumb hacklendi, 30 milyon dolar çalındı. Bitthumb'ın 19 Haziran'da bir saldırıya uğradığı açıklandı. Açıklamaya göre borsadan 30 milyon dolar değerinde kripto para çalındı. Bunun üzerine Bitthumb tüm ödemeleri ve işlemleri askıya aldığını bildirdi. Kripto para borsası saldırıdan etkilenen tüm kullanıcılarının zararlarını telafi edileceğini ve borsadaki tüm varlıkların soğuk cüzdanlara taşındığını ifade etti. Borsanın hacklenmesinin ardından Bitcoin işlem ücretleri %315 arttı. Şimdi de önemli başlıklara bakalım. Moskova Menkul Kıymetler Borsası yatırımcılar için ilginç bir yenilik getirmeye hazırlanıyor. Borsanın CEO'su geçtiğimiz günlerde Reuters'a verdiği röportajda borsanın ICO projeleri hakkında bilgi paylaşmayı planladığını kaydetti. Finansal haber platformu Financial Magnates'ın geçtiğimiz günlerdeki haberine göre Huobi Amerika'ya açılıyor. Günlük işlem hacmi bakımından dünyadaki en büyük 3. kripto para borsası olduğu bilinen Huobi, Amerika sınırlarında yeni bir dijital para işlem platformu başlatmayı planlıyor. CNBC tarafından Wall Street'in kripto kralı olarak takdim edilen Bart Smith, kripto paraların geleceğine dair umutlu. Kripto kralı, yasal belirsizlikler ortadan kalktığında kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına yöneleceğini düşünüyor. Amerikan hükümetine bağlı Mevduat Sigortası Kurumu eski başkanı Bayer, geçtiğimiz hafta bir makale kaleme aldı. Bayer'in makalesinde Fed'in kripto para basmayı ciddi ciddi düşünmesi gerektiği yazdı. Finansal sektöre yönelik faaliyet gösteren Risk Dergisi, geçtiğimiz günlerde Bitcoin hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Dergiye göre Bitcoin vadeli işlemleri büyümeye devam ederse kredi derecelendirme kuruluşları bankaların kredi notlarını düşürecek. Ripple CEO'su Brett Garlinghouse 12 Haziran'da düzenlenen bir konferansta Bitcoin'in Çin tarafından kontrol edildiğini iddia etti. Diğer yandan CEO blockchain'in bankaların işini aksatacağını düşünmediğini ancak gelecekte bankalar açısından öneminin henüz tahmin edilemez olduğunu söyledi. Kripto paralarla kara para aklandığı iddialarını araştırması için bir soruşturmaya atanan ajanın yaşadıklarını konu edinen Kripto adlı filmin oyuncu kadrosuna yönelik yeni bilgiler paylaşıldı. Birçok ünlü ismin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hollywood sinemasının unutulmaz aktörlerinden Kurt Russell da yer alacak. Ripple araştırma ekibinin yöneticisi Ryan Zagon, Amerika Merkez Bankası'nın ödemeleri hızlandırmayı amaçlayan komitesine seçildi. Komitenin 16 üyesi bulunuyor ve üyelerin her biri farklı çalışma gruplarını temsil ediyor. Türkiye'nin ilk dijital parası olarak tanıtılan Turcoin ve arkasındaki şirket HyperAŞ ile ortaklarının 1 milyar lira ile yurt dışına kaçtıkları iddia ediliyor. Dolandırıldıklarını anlayan alacakların şirketin Kocaeli'de kurduğu kripto para üretim tesisini bastığı da öğrenildi. Ayrıca konuyla ilgili sosyal medyaya ve savcılıklara binlerce şikayet yağdı. Uluslararası Ödemeler Bankası yayınladığı raporda kripto paraların bekleneni veremediğini ve en sonunda internetin aksamasına sebep olacağını öne sürdü. Rapor Bitcoin blockchain'inin şu anki işlem yoğunluğuyla baş edemeyeceğini iddia ediyor. Birkaç gün önce Reddit'te paylaşılan bir fotoğrafa göre dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan İstanbul Kapalı Çarşı'da Bitcoin kullanılmaya başlandı. Kapalı Çarşı'da yer alan bir döviz bürosu daha fazla turist ve ziyaretçi çekmek amacıyla böyle bir adım attığını belirtti. Gelecek 100 yıl kitabıyla büyük bir üne kavuşan Amerikalı analist George Friedman, blockchain teknolojisinin eninde sonunda popülaritesini yitireceğini iddia etti. Her zaman olduğu gibi Friedman bu iddialarını da tarihe dayandırıyor. Ünlü araştırmacı, geçmişte en karmaşık şifrelemelerin dahi zaman içinde çözüldüğünü iddia ediyor. Haftanın önemli gelişmelerini aktardık. Görüşmek üzere. CoinTurk'ü takip etmeye devam edin.